Beşiktaş'ta kötü gidiş, kan kaybı hafta hafta birer birer devam ediyor. The end, the end biliyorsun değil mi? Bitti. Ha? İngilizce söyleyeyim, bitti. The end diyorsun. Şimdi şöyle söyleyeyim, Beşiktaş'ta ilgili sezon başı Roman gitti. Şimdi dün akşam da burada bunu nasıl söylüyordum? Melike dedi ki hocam bırak şu Roman aşkını, çok seviyorum dedim, bırakamam ben onu. Ya o gittiği an Şenol Hoca gitme fitilini ateşledi. Şimdi ondan sonra... Ve bitti hocam bu arada karşılaşma. Beşiktaş, bitti bitti, bitti hocam. 3-1 yani dediğin gibi. Biz de bitirdiler yani. Şimdi 2. Ya dedik ki arkadaş. Bak o antrenörlük bir yerde var ya. Hani şu bu falan değil. Yani işte taktik maktik. Salih'e niye parasını verdirmedin kardeşim? Çalışıyorlar. Niye çalışıyorsun ya? Ben anlamadım. Oturursun bu Salih kardeşi verelim dersin. Bir saniyede karar alırsın. Nasıl şeye geç Gestson hemen bir iyileştirme yaptın hemen mukavelesini attın. Cenk Tosun'la ikisini yap hemen mukavelesini. Bitti ver paralarını veya arttırma bir iyileştirme yap. Şimdi diyorlar ki nerede bu Salih ortası bak. Şimdi, şimdi bugün Gürcan'a biraz Gürcan'a biraz takılacağım dedi. bugün. Şimdi diyor ki ya bireysel olarak diyor bakma ben ben var ya bakıyorum takım kadrosuna bireysel adamlara bakarım ben. Şimdi burada galiba dün akşam konuşmalarım işte burada konuştum şu masada. Onun ona Muhtemel karar veriyor. Eyvah dedim ya. Eyvah yani. Eyvah. Evet, o nereden Bak, çıktı? Bir o ne, konuşalım. O ne, ne? Onana neden ne 11'de? Yani. Ya Ne bileyim? Neden Beşiktaş'ta? Yani. neden Beşiktaş'ta? Bırakın 11'i. Neden Beşiktaş'tayı Tabii sorguluyor ona. taraftarlar Tabii. şu anda? İşte, ya sorguluyor. Ama bu alınır alınır. <coughs> şurada biz şeyle beraberdik ya bizim Gökhan'la. Ya baktık arkadaş adam yani ağır bilmem ne bir dinamizmi yok bir şey yok. Nasıl aldınız? Niye aldınız? Sen şimdi ona... 4 400 galiba kulübü. Bir artı yüzde kendi 6 milyon. Sen şimdi Cenk Tosun'a vermiyorsun, Salih'e vermiyorsun. Salih niye sakat sence? Ben futbolun içinden geldim. Bak canım, futbol oynadık biz. O adama sen parasını vermezsen sakat. Ya abi sinirden sakatlanır. Uykusunu uyumaz. Antrenmana kendine bakmaz. Gıdasına bakmaz. Salih ortada yok. Ne yaptın? Ya arkadaş ben olsam Çenol Hoca'nın yerinde başta. Tamam mı? İlk önce der ki bu Salih ile Cenk'in işini halletmeden kimseyi almayın kardeş. Aldırmam. Ben de Raşit Say'ı almam dedim zaten. Onanayı da almam. İkisi 13,5 milyon. E bir de Montero var 20 küsür milyon. Şimdi diyorlar ki işte yeni şeyler şey ekonomik yönden güçlü bir yönetim gelsin. Ya gelmesin kardeşim. İyi bir iş yapacak yönetim gelsin. Sen 20 milyonu sokağa atayım 25 milyonu. Alex Teşeralar, Pierre şeyler falan onları saymıyorum yani. E 30-40 milyon euro. Bir topla bakayım kaç para yapıyor. Ya bunları nasıl... E, oynayacak adama sen parayı vermişsin. Salih şu gün, şu bak. Beşiktaş'ın orta sahası. Geçen ah. sene hatırlarsınız. Salih, Getson, Hacı Ahmet. Şimdi hatta Galatasaray'ın orta sahası daha iyi falan filan. Yani maçtan evvel mevzular oldu. Maçtan sonra Salih dedi, gördük dedi. 3-1 yendi Beşiktaş, Galatasaray'ı. Şampiyon takımı. 3-0, 3-1 galiba. Şimdi o orta saha... Ya sen niye vermiyorsun adamın parasını? Bir... Nasıl bir yönetim bu? Nasıl bir düşünce? Arkadaş kusura bakmasınlar. Bir tane aklı başında adam yok mu Beşiktaş'ta ya? Abi şu var ama Beşiktaş'ın. Ya biz bunu söyle bak. Söylüyoruz. Şimdi dün ben dedim ki ona oynar oyna, oynarsa iyi Hatta şey dedim ki. Yani muhtemel kadrolar Cenk Tosun oynatırım. Kesin bir kere oynar. Bu, muhtemel kadro da yok. Eyvah dedim yani. Hocam şimdi birazdan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz tabii konuşamıyor lisansı nedeniyle. Haribukas basın toplantısı düzenleyecek. E, muhtemelen sorulur. Onanayı Hani herhalde sorar Beşiktaşlı muhabirler arkadaşlarımız, ee, ona neyi bir sormalarını bekliyorum. Ön yorumu senden aldım, herkesten şöyle bir kısa kısa almak istiyorum. Ee, bir iyileştirme yapılmayan oyuncular dedi Güvenç Kurtar. İki işte e, roman o, o, ona ana romansais gidenler gelenler. Şimdi bakıyorum Cem hocam, e, Chamberlain çıktı devre arasında sonra Raşitsa, sonra da Onana. Yani Beşiktaş yeni transferlerden hiç verim alamıyor deniyor ama olmuyor. Hemen oyundan alınıyorlar. Tabii bir kere Beşiktaş kendi takımın içindeki bir huzuru bir türlü tesis edemedi. Yani Beşiktaş'ta özellikle tabii Şenol Hoca gittikten sonra yani Şenol Hoca ile başlayan bu huzursuzluk, ayrılma huzursuzluğu, Sayın Ahmet Nurçebi'nin başkanlığı bırakacağım söylemlerinden sonra, deklar etmesinden sonra e de Kongre kararı aldıktan sonra beşiktaş e, uçurum aşağı e, uçurumdan aşağı adeta filanı e, boşalmış e, vesayet gibi devam e, gitmeye devam ediyor. Şimdi burada en önemli şey takımın içerisindeki takıma hakim olmak istiyorsanız takımın içerisindeki huzuru bir oturtmanız lazım. Hani mesela mi takımda nasıl söylüyoruz işte Montella geldi 2-3 kişiyle bir toplantılar yaptı bir dokunuşlar yaptı bir gülücükler huzur takımın içindeki oyuncuların kalbine girme. Yani bir e, teknik adamın elinin takıma değmesi böyle olması lazım. Bence e, biz Burak'ı tabii çok seviyoruz. Yani Burak kendi çocuğumuz, e, kendi e, Türk insanı başarılı olmasını istiyoruz ve hemen alır almaz işte doğru şeyler yapsın istiyoruz ama yani teknik direktörün basanın öbür tarafına geçtiğiniz zaman hele bütün sorumluluğu dizginleri elini aldığınız zaman kolay bir şey değildir. Hele özellikle de büyük camialarda. Ama Herkes şunu söylüyor. Ya Burak hazır değildi. E, bunu kay, e, kabul etme sebebi. Ya Beşiktaş camiasına hayır demek mümkün mü? Galatasaray, Fenerbahçe camiasına sana böyle bir teklif geliyor, böyle bir fırsat geliyor. Hayır ben hazır değilim, ben gelmeyeyim. E hazır değilsen Şenol Hoca'nın yardımcısı niye oluyorsun o zaman? Mesela gibi. Şimdi e, burada tabii önemli olan e, Buran e, hamlesini doğru yapması lazım ve takımın içi bir doğru bir toparlaması gerekiyor. Evet gelir gelmez ilk. Likteki galibiyeti İstanbul Spor önemliydi. Arkasından e, dokunuşları vardı. Herkes bu maçı merak ediyordu. Şimdi e, hepimizin de bildiği gibi takımda nedense bir e, herkesin konuştuğu ve bilgi sahibi olduğu, futbolcular cin gibidir. Hepsi her şeyden özellikle para konularında falan herkes... E, ...kimse e, Fransız'dır kulağının üstüne yatar ama herkes birbirine aldığını... ...üç aşağı beş yukarı bilir, menajeri söyler bilmem ne yapar... ...hatta doldurur ya sen iyi oynuyorsun bak o bu alıyor şunu alıyor falan gibi... ...böyle bu, bu laflar... Kamplarda odalarda Aynen. konuşuruz. Bir konuşulur ama <laughs> konuşulur bunlar değil mi canım? Aynen ve arkasından bunlar takımın içerisinde bir huzursuzluk havası... ...estirtmeye başlar sevgili oğlum. Bunu hoca muhakkak bir çözüp getirmesi gerekiyordu... Mesela bir kangren olmuş bir şey var. Artık bugün sokaktaki çocuk bile ya Cenk'le Salih'in e, mukavelesi niye uzatılmadı? Niye parası verilmedi Niye? Artık bu, bu söylemlerden bunu kurtarmak lazım. Yani Takımın bu kangrenden kurtarması gerekiyordu. Ya oyun içine gelince yani ben çok gelirken tabii burada e, arabada telefondan izledim zaman zaman. Ya Beşiktaş kötü oynamıyor ama yani kırılabilecek sinyaller veriyor. Çıkan 11 olsun. San Burak Hocanın 11'i midir. yoksa ekibiyle kurmuş olduğu bir 11 midir. Burak hocayı daha kenarda tutkun daha tutkulu, oyuna takıma hakim oyuncu değişiklikleri oyuncu seçimi aynı zamandaki takımın motivasyonu, Biraz sanki bir eksiklik var diye düşünüyorum bugün. Ha bu sakın bunu Burak Burak Yılmaz'a yazar falan gibi söylem getirmek istemiyorum. Daha çok şey ya eksikleri söylüyorsun. Eksikleri Burada eksikleri şey biz düşmanı değiliz ki. Ya, aynen tebrik öyle. ediyorum aynen. seni. Çok güzel testleri koymuşsun. Bunu bunu biz hiçbir zaman için Burak'ı kırmak, Burak'ı üzmek, Burak'ın önlü kesmek, teknik direktörlüğüne bir bahane bulmak gibi bir söylemler değil bunlar tamamen bizim takım içerisinde gördüklerimiz ama Burak'la da tabii ister istemez bunu ilişkilendiriyoruz. Takımın teknik direktörü o. Yani dolayısıyla da Beşiktaş'ın buradan mağlup olmadan en azından çünkü Beşiktaş kolay mağlup olan bir takım hafızası yok kimsenin aklında. Bu şekilde de Beşiktaş'ın buradan mağlup olmadan dönmesi gerekiyor. ama yapacak bir şey yok. Artık Beşiktaş yaralarını saracak. Önümüzde Beşiktaş'ı bekleyen Sorunlar var, sorular var. Bunların hepsine Beşiktaş camiası bir cevap verecektir. Beşiktaş taraftarı önemli bir taraftar. İstanbul'un, Boğaz'ın çok keyifli bir takımı, keyifli bir taraftarı. Yani çarşı gibi çok önemli bir gruba sahip. Türkiye'de önemli bir hamleler yapan bir kitle çarşı grubu. Dolayısıyla da Beşiktaş camiası bütün bu kitlelerine, taraftarına bir takım cevapları vermesi gerekiyor. Evet. Beşiktaş'ın genel sorunlarını konuşacağız ama tabii ki bir Avrupa Gecesi programı olduğu için evet. önce bir Avrupa'dan devam edelim. Kulüp bürüş 7 puanda, Lugano ve Bodoglim 4 puanda, Beşiktaş'ın 1 puanı var. Gürcan Bilgiç'e sorayım, Güvenç Hocam'ın dediği gibi The End mi yoksa daha şansı devam ediyor. Matematik, matematiksel olarak tabii ki devam ediyor ama ışık olarak devam ediyor mu Beşiktaş? Etmiyor. Şeyde bitti zaten. Gaz say maçıyla bitti. Güvenç abi iyi özet yaptı. Ee, ben, ben gidiyorum. Ona... Ben gidiyorum. O zaman. <laughs> Yok o sayıstan girdi. Şey <laughs> defans yaptı biraz Cem abi. Kıyamadı bırak Kılmaz'ı. Evet, tamam evet. mı? Ya biz de Burak'a evet. bir şey demedik biraz ya. defans... Vallahi Ay, dedin, biliyor demiyorum musun yani. Vallahi özür diliyorum zaten abi. Tabii. Sen e, hiç demeyim de e, sezon sürerken ayrıldın oldu değil mi çalıştırdın takımı? Herhalde ben. olmuştur Ya da geldiğin oldu mu? Ol, olmaz, olmaz mı ya kaç senedir Peki e, seni niye getirdiler ya da seni gönderip yerine başkasını niye getirdiler? Bu yapamadı. Sen de yap diye. Doğru mu? Doğru tabii. Burak orada kalıyorsa yapacak. O sorumlu olacak sen Beşiktaş'ın hocasısın. Kabul ediyorsa o işi. Şenol Hoca gittikten sonra ki Şenol Hoca'nın etkin. Sen yapamadın bin... o ya, ya sen yaparsın onun için gel demediler ama bura. Ne için ne dediler? Sen dediler? bu süreyi yani, so, bu süreyi bu süreyi sen sorumlu olacak. Ön, Önder aldı. İdare et dediler. Önder, evet bu süreyi sen bu süreyi sen idare Bilmiyorum et. Bilmem abi Önder Karaveli aldı. Önder Karaveli'nin Ser, Ser, kariyeriyle sonra. Burak kariyeri öyle değil ama Gürcan. Ama bak bir şey A söyleyeyim. Gürcan şimdi bak şimdi doğru söyle. Ben olsaydı bak şöyle yapardım. Alsaydı evet. madem devam ediyorsun. Çenol Hoca'nın ekibiyle devam et. Ne abi bunlar ya? Bunlar nerede ya? Onu bilmem. Yani bununla o, devam o, o da başka bir konu da. Hani? Onu, 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 bilmem. Bir, onu da konuşacağız. Bir. Ki, abi Galatasaray'ı yendi. Bodo yendi Beşiktaş. Ne makimeydi? söyleyin bana. Burak Dılmaz geldi, Yılmaz. böyle oldu. Bir evet. o şüphe Ne diyecektik? Diyecek. O zaman Cem abi çocuğumuz, arkadaşımız daha genç bu galibiyetleri aldı ama falan filan mı diyecekti? Yok o yok, şöyle bir soru işareti. Gürcan şöyle bir soru işareti olur kafamda. O gelen adamlar var ya, hani şey, Ali Vukas. Neyse Ali Vukas evet. o herhalde yani o, ondan bir şeyler aldı. Yani onun desteği var falan düşündü. Yani Abi, biz ona yani o, o başarıyı biz o, sırf Burak'a vermeyecektik. Herkes için söylüyorum. Ben değil yani. <laughs> o yaptı güzel bir şey. Ben inandı. Şey tamam mı? Bilgisine inandı. İk, i̇ki tane e, teknik adamı, performans tek, hocası te, diye geçiyor. Yani. Çalışmak istedi. Bu güzel güzel bir şey. Ama e, iki maçta da ya Allah aşkına ya. Galatasaray maçında düşünün. Şu karşılaşmayı da düşünün. Birinci dakikadan sonuncu dakikaya. Beşiktaş bu maçı kazanır diye içinizde bir his oldu mu? Yo ben dünden söyledim. Söyleyeyim bir gün evvelden söylüyorum. Bir, ha, bu bir, maçta bir Abu Bakar'ın kaçırdığı iki bir, gol var. Bir his oldum ama hani ama ma maçın geneline baktığın zaman pozisyon yok. olmuştur elbette. maçın geneline Pozisyon, hep geliyor pozisyon. Belliydi. Beşiktaş'ın iki üç yani, belliydi. Evet. Aynen yani tutamıyor, önleyemiyor. İkincisi e, Güvenç abi seninle ayrıldığım nokta. Haklısın oyuncu kaliteleri hakkında bahsederken. Ben şahıslara bakarım. Hayır tam bak. Tam sersi sen de Ben, oy ben oyuna bakarım. Bir şablon vardır. Teknik adamın yapmak istediği bir düzen vardır. Tamam mı? O düzeni Güvenç Kurtar'la 10 üstünden 8 yaparsın. Gürcan Bilgiç'le 10 üstünden 5 yaparsın. Ama yaparsın. Bir şey gösterir sana. Dersin ki bu takım işte kanat oyuncularını içeri katettiriyor. ettiriyor. Bekleri alan açıyor. O bekleri de orta sahalar atıyorum bunları. Afaki konuşuyorum. Evet. Defans arkasını top atarak o bekleri oyuna sokmaya çalışıyor. Rakip onu engelliyordur. Yapamıyordur. Tamam mı? Ama deniyordur. Dediğin gibi oyuncunun yeteneği, becerisi kısıtlıdır. Bazısı daha iyi yapıyordur. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Bir yani, teşbih yapayım. benzetme yapayım senin söylediğine. Şimdi bir makine var, dişliler Sayın bekindim, var. Bana konuşturmayacak mı? Bir dakika, evet, senin tamam, söylediğini cinsiyim. söylüyorum. Senin söylediğini tamam, daha bir açık etsin, şey anlatayım hocam. ben örnek vererek. Şimdi dişliler var, dişliler tamam mı? Çelik böyle. Sen bu dişlilerin bir tane yok ya şimdi, sali yok. Alıyorsun buraya demir döküm bir tane şey koyuyorsun abi. Çat diye dişli gidiyor. Bitti. Yani onu benzetmeyi öyle yapayım. Daha iyi anlasınlar diye seyirci izleyiciler. O şey, sen o çel, şeyi, çelikten olanı demir döküm koyarsan gidecek yani. Abi, onu, onu söylüyorum yani. Orası çalışmaz da başka yeri çalışır. Abi tamam iki, tanesi, iki tanesi, yani, üç tanesi üç kırıldı mı? Hayır mi? yani işte bugün mesela Fenerbahçe maçı. E, kent solda sağ e, Tadiç. sağda başladı. Olmadı. Değiştirdik. Tadiç sağda yapamadı. Hı hı. Yani soldaki kadar verimli olmadı. Değiştirdin yerini. Şey nasıl şey, o nasıl Peki damla? Beşiktaş'ta problem teknik direktör mü yoksa şu takımın kalitesi mi yani evet. diyelim müthiş bir teknik direktör geldi Beşiktaş'a tartışmasız bir isim geldi İşte ona analarla falan Beşiktaş kazanacak mı böyle seri mi yakaladı? Ya, bak Hayır. Cem güzel anlattı ben de anlatıyorum? Gülcan'a beğendiremedim ben. Yok yok o da bir şey <laughs> olur mu? Bak güzel ya, anlattı yapayım. takımın içinde huzur olmadın mı? Sen adamları ya Salih niye sakat ya soruyorum biz Salih var ya ya adamın parasını versem bu sak, sakatlanmaz. Peki hocam niye? diyelim Salih var. 3 milyon euro verdi Beşiktaş Salih'e. Salih var. O Cenk Salih ile Beşiktaş var. galibiyet serisi mi yakalayacak? Cenk yani Tosun bir anda var. böyle bir anda değil. Bir anda değil, stoperler oğlum. bir anda böyle muhteşem ya bir performans gösterecek. Stoperi de saydık. Olur, her atak var bak. Her atak pozisyon bir, hocam Olmayacak. Ama sorunlardan arındırılmış bir kadro gelmiş olacak Burhan hmm. eline Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yani o sorunlardan arındırılmış bir kadro geldiği zaman o zaman buran işte konular. Daha ce, başka olacak. Bak, cem, havası değişecek Cemal Bey, Sen yayındaydın galiba Ahmet Bey buraya geldi Ahmet Nurçeli. Evet. Sizin yayın bitti. Bizim yayın başladı. Melike ile işte gece yayın, geceydi. Dedim ki bugün dinamiti koydu Ahmet Bey dedi, takımın dibine. Hangi sözüyle? %96 Getson nasıl eşmeyi uzattık. Getson evet. Tamam mı? Aynı yere Melike şaşırdı. Niye öyle diyorsunuz böyle? Onla yapıyorsan, renkle, salihle yapmıyorsan, evet, tabii. Işte çocuklar siz bekleyin bekleyin diyorsan, hmm. Cem abinin dediği nokta evet, orada. Canım, ben de onu diyorum. Ayrım olur, huzur olur. Ve ikinci bom dinamit. %99 şampiyonuz dedi Ahmet Nurçet. Dedi evet. İkinci dinamit de bu. On beklentiyi arttırdı, şeyi arttırdı e, taraftar evet. o, olan. Üçüncü dinamit ne olacak? İyi takım yapamadı. Olabilir. Onun istediği oyuncular alınmamış olabilir. Ben ona bir şey demiyorum. Tamam mı? O, o kısımda. Ama Şenolca oynadığın oyunda yok. Şenolca gitti. Bur Burak e, Yılmaz geldi. Ya Burak sen e, yıllarca futbol oynadın Burak hiç böyle bir duruma mü bilmiyorum futbolcuyken.